çok kadın tutkuyla bağlanmıştır Peygamber Efendimiz'e. Onun tecellisini, Allah'ın tecellisini de onda görmüşlerdir. Ve tutkuyla bağlanmışlardır. Kendini hibe eden kadınlar vardır Peygamber Efendimiz'e. Hibe ediyor. Yani peygamber demese dahi o kendisini hibe ettiğini söylüyor. Yani peygamber sen nasıl bilirsen ona göre olsun diyor ama o kendisini hibe ettiğini söylüyor. Kur'an'da var bu. Evet. İşte bu tutkudan, Allah aşkından kaynaklanan bir şey. Derin sevgiden kaynaklanan bir şey. Evet. Ama bunu fark etmeyen kişiler de oluyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in hanımları da Peygamber Efendimiz'e karşı derin bir tutkuyla bağlıydılar. Derin bir sevgiyle bağlıydılar. Mesela Hazreti Ayşe annemiz de öyle. Evet. Ondaki heybete, ondaki derinliğe yönelik tarif edilemeyecek bir zevk alıyorlardı. Ve bu bütün peygamberlerde böyle olmuştur. Peygamberimizin hanımları peygamberimize çok aşıktılar, çok seviyorlardı. Allah'ın tecellisi olarak görüyorlardı. Allah rızası için evlenmişlerdi. Bir de Peygamber Efendimiz'e kendini hibe eden kadınlar vardı. Allah için kendini hibe edenler vardı. Peygamber Efendimiz'e üç şey bana sevdirildi diyor. Güzel koku, kadınlar ve namaz diyor dünyanın nimetleri olarak. Peygamberimiz çok düşkündü hanımlarına kadar. Çok sevgi doluydu. Onları Allah'ın tecellisi olarak görüyordu. Onlar da Peygamberimiz de Allah'ın tecellilerini görüyordu. Çok büyük bir nimetti. Ve çok güzel yetiştiler Peygamber Efendimiz'in yanında. Fakat bazı hanımlarının işte Tahrim suresinde var bazı hatalı tavırları olmuş, bazı şeyler gizlemelerini söylemiş hanımlarına. Onlar da gidip aktarmışlar şeytandan Allah'a sığınırım sana bunu kim söyledi diyor hanımı. Her şeyden haberi olan yani Allah bana söyledi diyor. Fakat bazı ayetlerde de yine bazı hanımlarının peygamberimizi biraz rencide ettikleri anlaşılıyor. Eğer diyor dünya hayatının şeytandan Allah'a sığınırım dünya hayatının çekici süsünü istiyorsanız gelin sizi güzel bir salıverme tarzıyla salıvereyim diyor. Eğer Allah'ı Resulünü ve Allah yolunda mücadele istiyorsanız şeklinde ayet devam ediyor. Yani sabredin devam edin tarzında. Böyle bir uyarı var. Tahrim suresinde de şiddetli uyarı var. Yani bir kısım hanımların öyle yanlış tavırları olmuştur. Ama genelde mesela Hazreti Ayşe çok müthiş düşkündü peygamberimize. Aşırı derecede seviyordu. Çok şiddetli seviyordu. Genç yaşta evlendi biliyorsun. Küçük yaşta evlenmişti. Ama genelinde Peygamber Efendimiz'in yanında olmak, ona hizmet etmek eşleri için çok çok büyük bir nimetti. Ondan hem ilim öğreniyorlardı, hem feyiz alıyorlardı, hem onun sevgisini yaşıyorlardı. Kadınların güzelliğinin hakkını tam veren insandı. Eşlerinin güzelliğini çok iyi alan, onlarda Allah'ın tecellisini gören bir insandı. Allah da ona bol bol nasip etti maşallah, elhamdülillah. Bazı insanlar niye çok evlendi gibi böyle ifadeler var. Allah öyle nur gibi bizim güzel peygamberimize nasip etmesinden daha şey ne olabilir? Tabii ki öyle olacak. Gayet güzel, gayet isabetli. Benim de bir çocuğum olsaydı peygamberimiz zamanında olsaydım hemen evlenmesi için teşvik ederdim ve iftihar ederdim, sevinç duyardım. 10 tane kızım olsa yani böyle değil mi? Onu da Allah rızası için feda olsun yani inşallah.